Merhabalar. Bugün bel ağrılarıyla ilgili bir egzersiz videosu paylaşacağım. Bunun için bir tane havlu ve bir battaniye ihtiyacınız olacak. Havluyu başınızın altına pozisyonunu koruyabilmek için yerleştiriyoruz ve sırt üstü yatacaksınız. Başın altına yerleştirdiğinde boynun arkasının uzun kaldığını hissedin. Ve kolları kalçaların yanına doğru bir yerleştirin. Önce hiçbir şey kontrol etmeden bedeninizin mata doğru biraz daha gevşemesine izin verin. Özellikle omurganızın ve kalçalarınızın. Omuzlarınızı da yumuşakça bırakabilirsiniz. Burada önce omurganın biraz doğal halini hissedeceğiz. Sırtın yerle olan temasını hissedin ve kalçanızın, arkada kuyruk sokumunuzun yerle temasını hissettiğinizde belinizdeki çukurluğu ve boşluğu hissedin. Başın tepesinden sanki biri sizi yukarıya doğru çekiyor. Kuyruk sokumundan da ayakların arasından ileriye doğru uzadığınızda omurganızın iki ayrı uçtan uzayıp omurların arasının açıldığını hissedin. Ve kolları kalçaların yanına yeniden yerleştirin. Omuz başlarınızı da yumuşakça mata bırakın. Burada öncelikle bel omurlarının hareketiyle başlayacağız. Nefes alıyoruz. Verdiğiniz nefeste leğen kemikleriniz size doğru dönerken bel çukurunu düzleştirip bel omurlarını yere doğru yerleştiriyorsunuz. Ve aldığınız nefesle bu sefer leğen kemikleri ayaklarınıza doğru uzarken bel çukurunu arkadan bu sefer artırıyorum. Nefes aldım. Verdiğin nefesle göbek deliğin mata doğru yaklaşırken bel çukurunu düzleştirip bel omurlarını yerleştir. Aldığın nefesle yavaşça aç belini. Burada herhangi bir büyük kas kuvveti olmayacak. Bel omurlarınızın kendiliğinden birer birer hareketini hissetmeye çalışın. Kasınızı çok fazla kullanmadan leğen kemikleriniz aldığınız nefesle açılır. Verdiğiniz nefesle yavaşça yere doğru yerleşsin beliniz. Aldığın nefesle aç. Verdiğin nefesle bel omurlarını yerleştir yere. Aldığın nefesle aç. Verdiğin nefesle içeriye ve yere doğru yerleştiğinde bel omurları. Bir sonraki nefes alışında artık bunu 8-10 tekrar yaptıktan sonra belin doğal halini bulacağız. Bu ne çok yere bastırdığın halin ne de kalçanı çok fazla ayaklarına çevirip bel çukurunu artırdığın halin. İkisinin ortasında belinde arkada küçük bir boşluk hissedeceksin. Omuz başlarını yeniden yumuşatıp bel ağrıları için karın kaslarının güçlü olmaları önemli. Şimdi karın kaslarını aktive ederek başlayacağız. Sağ bacağını masa pozisyonuna doğru aldığında ellerini leğen kemiklerine doğru yerleştirebilirsin. Bu biraz hissetmeni sağlayacak. Leğen kemiklerin oynamadan verdiğin nefesle sağ bacağını yere doğru indirip ayak parmak ucunu dokunup aldığın nefesle tekrar masa pozisyonu. Verdiğin nefesle aşağı, aldığın nefesle yukarı. Burada leğen kemiklerinde hiçbir hareket yok. Onları birer araba farı gibi düşün ve tavanı aydınlatmalarına izin ver. Verdiğin nefesle yere, aldığın nefesle sağ bacağı masa pozisyonuna. Ver nefes, karın kaslarının kontrolüyle bacağının hareketini hisse. Belin hareket etmesin, açılmasın ya da basma yeniden. Verdiğin nefesle, aldığın nefesle çek. Bunu 8 kez yaptıktan sonra çek sağ bacağını kendine doğru. Sol bacağını da yavaşça uzadığında belin arkadan, özellikle sağ tarafından esnediğini hisse. Yeniden her şeyi gevşe. Bacağın kendiliğinden ağırlaşsın karnına. Ve sol bacağını topla. Sağ ayağını yeniden yere yerleştir. İstersen ellerini kalçalarının yanına yerleştirebilirsin. Ama daha hissedip daha kontrol yapmak istersen yine leğen kemiklerinde kalabilir ellerin. Yeniden belin nötr halini bulup sol bacağı masa pozisyonuna aldın. Bir nefes al. Nefes verirken indir sol bacağını. Parmak uçların yere yerleşip
Tekrar kaldır. Verdiğin nefesle parmakların yere temas edip aldığın nefesle yeniden kalk. Ver nefes. Al nefes, kaldır. Ver nefes, indir. Yine belinde hareket olmasın. Leğen kemiklerin sabit. Ver nefes. Aldığın nefesle masa pozisyonunda 8 tekrardan sonra yine sol bacağını kendine doğru çekip sağ bacağını uzat ve gevşesin bedeni. Sol bacağın kendiliğinden karnına doğru ağırlaşıp arkadan esneyişini hisset. Önce sağ bacağını topla. Sol bacağın da yere yerleşsin. Yeniden belinin doğal halini bulduğunda arkada küçücük bir boşluk var. Ellerin başının arkasına yerleşsin. Dirseklerini yanlara çok büyük açmadan hafifçe kapattığında, gözlerinle sağa sola baktığında dirseklerini görüş alanında tutmaya devam edeceksin. Burada nefes verirken yavaşça yükseliyoruz. Karın kasları biraz daha aktifleşiyor. Aldığın nefesle yeniden yattın. Eller başı taşısın. Başı itme. Karnınla yüksel. Sadece kürek kemiklerinin alt ucuna kadar yüksel. Çok büyük kalkmak zorunda değilsin. Al nefesini, yeniden yat. Verdiğin nefesle yukarı. Yine belin arkasındaki boşluğu koru. Kalktığında kalçaların sana doğru dönüp beli bastırmak isteyecek. Sen belin doğal halini korumaya devam ederek verdiğin nefesinle yüksel. Aldığın nefesinle yat. Verdiğin nefesinle yüksel. Aldığın nefesinle yattığında serbest bıraktığında bu 8-10 tekrar yapabilirsin. Biraz daha karna küçük bir yük ekleyeceğiz. Sağ bacağı masa pozisyonuna aldığında yine dirseklerin pozisyonunu bul. Gözlerine sağa sola baktığında dirseklerin görüş alanında kalsın. Nefes verirken ellerin başını taşısın sadece ve yüksel. Al nefes. Şimdi bacak havada. Bel biraz daha pozisyonunu korumaya devam ediyor. Al nefes. Verdiğin nefesinle yukarı. Nefes al. Ver nefes. Yukarı. Bunu 5 kez yaptıktan sonra ayağını yere indir. 5 kez de sol bacağın masa pozisyonuna. Aldığın nefesle yap. Ver nefesini. Yüksel. Al nefes. Ver yeniden, yüksel. 5 kez yaptıktan sonra sol bacağını da indir, ellerini çöz. Ellerini yanlara yerleştirdiğinde ayaklarının arasını matanın genişliğinde biraz daha aç. Belini rahatlatabilmek için bacaklarının ikisini de sağa doğru devir. Yeniden ortaya doğru gel, sola doğru devir. Bırak belin uzayarak açılmaya devam etsin. Yeniden ortaya, sağa doğru devirdiğin yerde birazcık kalabilirsin, bacaklarını rahat bırakabilirsin. Arkasındaki belin arkasından kaslar uzayıp esnemeye devam etsinler. Yeniden ortaya doğru taşıdığında bacakların ikisini de sol yanına doğru devir. Yine bacaklarını taşıma, bütün ağırlığını serbest bırak. Gevşesin. Kalçaların, bacakların gevşedikçe belini biraz daha serbest bıraksın, biraz daha uzatsın. Omurlarının hareketliliği biraz daha artsın. Ve yavaşça bacakların ikisini ortaya topladığında çek dizleri karnına, kollarına bacaklarını sarı. Burada küçük küçük salla sağa sola doğru, beline bir masaj olsun. Ve yavaşça ellerini çözdüğünde bir yan yatıştan yüz üstüne doğru kendini yavaşça çevir. Bu sefer havlun alnının altında kalsın. Yüz üstüne yerleştiğinde eller başın altına doğru yerleşiyor. Burada arka kalça kaslarını çalıştıracağız. Bel ağrıları için önemli bir diğer kas. Kalça kasları zayıfladığı zaman bel ağrıları daha fazla ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun için sırt üstü yatarken nasıl belin nötr pozisyonunu koruyorsak, yüzüstü yatarken de aynı şekilde koruyacağız ve karnı boş bırakmayacağız. O yüzden bir kuyruğun varmış gibi hayal et ve kuyruğunu bacakların arasına almaya çalışır gibi kuyruk sokumunu ayaklarına doğru çevir ve
kalça leğen kemiklerin hafifçe ayaklarına doğru dönsün. Hem arka kalça kaslarını hem de karın kasını aktif etmiş olacaksın. Elleri başın altına yerleşti. Omuzlarını yumuşak, ayak parmaklarınla ileriye doğru uzamaya devam ederken verdiğin nefeste sağ bacağını yerden yükselt yavaşça. Aldığın nefesle yeniden yere koy. Verdiğin nefeste yine sağ bacağını yerden sıyır. Burada önemli olan leğen kemiğini yerden kaldırmadan harekete devam edebilme. Bacağını çok kaldırmak zorunda değilsin. Ver nefese. Belini kastığını hissediyorsan eğer belini rahat bırak. Sadece kuyruk sokumun ayaklarına doğru dönmeye devam et. Aldığın nefesle koy. Verdiğin nefesinle kaldır bacağını. 10 kez sağ bacağın için yaptıktan sonra sol bacak için nefes verişinle yavaşça sıyır bacağını. Aldığın nefesinle koy. Verdiğin nefesinle yüksel. Leğen kemiğini hisset, yere temas etmeye devam etsin. Ver nefes, sol bacağını yukarı. Karnını bırakma, belini sıkıştırmadan sadece bacak hareketini. 10 kez sol taraf için yaptığında bacakların ikisini serbest bırak. Başını da istediğin tarafa çevirdiğinde kalçalarını sağ, sola doğru yumuşakça salla. Ve yeniden başlangıç pozisyonunu bul. Sol bacağın uzasın. Sağ bacağını bük. Yine belindeki pozisyonunu bozmadan yine bir kuyruğun varmış gibi kuyruk sokumunu ayakların arasına doğru çevirdiğinde nefes verişinle küçükçe sağ bacağın yukarıya kalksın. Burada belki bazılarınızınki sadece sıyrılacak. Hala yere temasta kalabilir. Sorun değil. Aldığın nefesle bırak. Verdiğin nefesinle yukarı, al nefesini bırak, verdiğin nefesle yukarı, al nefesini bırak, verdiğin nefesle yukarı. Burada ağrıyı biraz tetikleyebilir, o yüzden 5 sayıda bırakabilirsiniz. Daha sonra sayınızı artırabilirsiniz. Ve burada serbest bıraktığınızda küçük bir esneme yapacağız. Geriden ayağı tutup kalçanın ön yüzünden yumuşakça topuğu kalçaya çok küçük çekiyorsunuz. Büyük bir çekiş değil bu. Burada eğer eliniz yetişmiyorsa bir kemer yardımıyla ayağınızı tutabilirsiniz. Topuk kalçaya doğru yumuşakça esnerken kalçayı serbest bırakıyorsunuz. Bacağın ön yüzündeki kaslar da bel ağrılarına neden olabiliyor. O yüzden birazcık esnetmek gerek. Diğer taraf için. Sol dizi büktüm. Yine belin pozisyonunu buluyorum. Çok önemli. Beli boşta bırakmıyorum. Kuyruğum varmış gibi. Kuyruk sokumunu bacakların arasında doğru aldığında karnına ekstra bir güç vermeden karnını da aktifleştirmiş oluyorsun. Nefes verirken sol bacağın çok küçük yerden sıyrılsın. Al nefes. Beli bozma. Verdiğin nefesle yukarı. Nefes al. Verdiğin nefeste yukarı iki tane daha ver nefes. Belki bu tarafın hiç sıyrılmıyor ama sen kalça kasını çalıştırdığını hisset. Son kez nefes ver yukarı uzağa ve gevşek bıraktığında bacağını sol elin sol ayağını tutsun. Sadece gevşesin bacağı kalçanla doğru topuğun yaklaşsın. Değmek zorunda değil. Tutamayabilirsin. Belki bir kemer yardımı alabilirsin. Yavaşça bıraktığında ellerin omuzların altına doğru yerleşti. Ve bundan sonra mutlaka bacakların üzerine yerleşip topuklarının üzerine doğru bir pozisyona, eller ileriye doğru oldu, uzama pozisyonuna doğru geliyoruz. Herkes böyle oturamayabilir. O yüzden battaniyeyi biraz daha kalınca katlayıp baldırların arkasına doğru yerleştirebilirse dizlerinin fazla bükülmesine engel olur. Ve böylece rahat bir şekilde omurganın uzun pozisyonuna yerleşebilirsin. Burada nefes alışverişini de serbest bıraktığında
Belin uzasın. Bütün omurganı serbest bırak yere doğru. Ve yavaşça yeniden emekleme pozisyonuna doğru geldiğinde, eğer ki dizlerin rahatsa bu sefer battaniyeyi dizlerin altına alabilirsin. Çünkü artık arkasında ihtiyacımız yok. Elleri ileriye, omuzlardan daha da ileriye uzun bir mesafeye yerleştirdiğinde, buradan bir nefes alıp, nefes verirken kalçan geri uzarken sen bedenini kolların arasına doğru serbestçe bırak. Burada omuz problemi yaşayan kişiler varsa dirseklerin üzerine doğru yerleşip ellerini ortada birleştirip nefes verirken buradan geriye doğru omurganın bütün yükünü bırakabiliriz. Aldığın nefesinle öne. Yeniden ellerin üzerine yerleşeceğim ben. Sen hangi pozisyonda rahatsan orada devam et. Aldığın nefesinle yeniden yüksel. Verdiğin nefesle bütün omurgandaki yükü bırak. Belin uzasın. Kalçan yukarıya, başın yere doğru. Aldığın nefesinle yüksel. Bunu 8-10 tekrar yapabilirsin. Verdiğin nefesle. Geriye geldiğinde ellerin yumruk yap. Dirseklerini de yere yerleştir. Yumrukların üst üste yerleşsin. Alnın yumruklarının üzerinde. Burada yine kalçan yukarıya doğru uzamaya devam etsin. Dizlerini çok bükmek zorunda değilsin. Ve nefesini serbest bıraktığında bel çukurunun kendini iyice yumuşatmasını hisset. Artık belinde hiçbir yük yok. Bütün yükü boşluğa doğru bırakıp nefes alışverişinle yumuşat. Yavaşça. Burada birkaç nefes kalabilirsin. Uzun kalmak zorunda değilsin. Yavaşça yeniden rahat bir oturuşa gelip egzersizini bitirebilirsin. Görüşmek üzere.